Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Kimdir videosu ile karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz sevgili hocam Cevahir Karaca. Hocam hoş geldin. Hoş gördük. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim vallahi. Sen nasılsın? Tamam. Teşekkürler hocam. Nasıl gidiyor hocam çalışmalarımız? Vallahi çalışmalarımız yoğun. Seninle de bu saatlerde röportaj yapıyoruz ama gördüğün gibi yoğun, gayet güzel gidiyor. Müzik adına, sanat adına, kültürümüz adına doğru şeyler yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Peki hocam, kısaca kendinizden bahseder misiniz? Cevahir Karaca kimdir? Tabii insanın kendinden bahsetmesi çok zor. Yani. Ama müzik hayatıma aile kültürümüzden gelen Anadolu'daki bütün ailelerde olduğu gibi ben de çocuk yaşta başladım. Evimizde saz çalınır, türküler söylenir, deyişler söylenir, semahlar dönülür, cemler yapılırdı. Yani müziğe çocuk yaşta başladım. Ama ilk müzik eğitimine 1988-89 sezonunda döneminde Gebze'de Gebze Belediyesi'nin açmış olduğu halk eğitim merkezinde başladım. Orada 3-4 sene nota, solfej, repertuar, bağlama eğitimleri aldım. Ondan sonra Erdal Erzincan Müzik Merkezi'nde Erdal Hoca ile tanıştım. 90'ların başıydı, evet. Erdal Hoca ile güzel bağlamayı, çalım tekniklerine yönelik çok güzel çalışmalar yaptık. Birebir de çalıştık, toplu da çalıştık. Ondan sonra konservatuar eğitimi tabii ki geldi peşinden. Yüksek lisanslı, doktora. Bu şekilde müzik hayatım devam ediyor. Akademisyenlik de yapıyorsunuz. Evet, evet. Öğretim görevlisi olarak konservatuarda ders veriyorum. Kendi müzik merkezimi işte 1998 yılında Ümraniye'de CKM Müzik Akademisi olarak kurdum. Yani yaklaşık da 20-21 senedir de bu kültüre elimizden geldiğince doğru bildiğim şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Stüdyo çalışmalarınız var. Evet, müzik merkezinde şu anda zaten stüdyomuzdan, stüdyomuzdan çekim yapıyoruz. Ses kayıt stüdyosu var. Burada kendi albümlerimi ve başka arkadaşlarımın albümlerini yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Peki hocam, yaşam sanatı resmetmekse sizin resminiz ne olurdu? Yaşam çok renkli zaten. Hayatımızın her evresi farklı bir renk var. Doğumumuzdan ölümümüze kadar doğada olan bütün renkleri biz kendi hayatımızda yaşıyoruz. Evvela çok renkli olurdu. Yani çünkü doğumda bir sevinç var. Büyüyorsun, okul döneminde, ilk yürüme döneminde, diş çıkarma döneminde, evlilik döneminde, her dönemde farklı farklı hisler, hissiyatlar var. Farklı farklı renkler var. Herhalde bir çizgi olarak düşünürsek her evresinde farklı renklere bürünüp en son evresine gelen bir çok geniş yelpazede bir gökkuşağı gibi bir resim olurdu herhalde. Peki hocam, yaptığınız işte takdir edilmek önemli midir sizce? Takdir edilmek tabii ki önemli. Bu sanatçıyı, sanat üzerine konuştuğumuz için sanatçıyı destekler, sanatçıyı motive eder. Ama şöyle de bir şey var. Gerçek sanatçılar demiyorum ama çoğu sanatçılar ölüp gittikten sonra değeri bilmiyor. Değeri bilmiyor. Yani bu da hiç yoktan iyidir denebilecek bir şey. Ama aslında yaşarken insanı var etmek önemli. Yaşarken insanı onure etmek çok önemli. Yani siz öldükten sonra adınızı filanca caddeye vermişler, adınıza plaket yapmışlar, adınıza heykeller dikmişler, şunu yapmışlar. Bu çok önemli değil. Ben yaşarken kıymetim yani, bilinmedikten sonra. Ben görmedikten sonra. Tabii bu şöyle, üreten insanı üreten insanı destekler, besler, daha iyi şeyler üretmek için yönlendirir. Bunlar önemli şeyler. Yani yaşarken takdir görmek güzel bir şey. Bence önemli de. Evet. Peki hocam, türkü söze işlenmiş tarihler var. Sizce bu tarihi taşımak ağır mı?
Bu tarihi taşımak tabii ki ağır ama sen şeyin farkındaysan, yaptığın işin, çaldığın sazın, söylediğin sözün farkındaysan gerçekten ağır. Çünkü Anadolu'da insanlar yaşayış biçimlerini, kültürlerini, acılarını, sevinçlerini türkülerle dile getirmişler. Bir de bizim kültürümüz sözlü bir kültür. Yani yazılı kültüre çok çok sonradan geçiliyor. Hala da birçok daha kayıt altına alınmayan sözler, beyitler var Anadolu'da, bu coğrafyada. Dolayısıyla söz gerçekten önemli. Bu kültürü eğer hizmet ediyorsan, bu kültürün ne olduğunu biliyorsan, nereden geldiğini biliyorsan zaten saygı duymaman imkansız. Ama günümüzde öyle insanlar var ki masa başında işler yapıyorlar, yazıyorlar. Kültürün ne olduğunu bilmiyorlar, çaldıkları sazın ne olduğunu bilmiyorlar. Sazın üzerindeki perdelerin nereden geldiğini, telin nereden geldiğini, ne anlattığını bilmiyorlar. Ama birçok yerde de karşılık buluyorlar. Ya yani bu da bir acayip bir durum, tezat bir durum yani. Buradan da karşılık veren insanların şeyini analiz edebiliyorsun. Kültürel yapılarını analiz edebiliyorsun. Yani kime değer veriyorlar, kime sahip çıkıyorlar, kimi dinliyorlar. Bunlar çok önemli. Sizin eğer bir takım kaygılarınız varsa ve o kaygılarınız da yaptığınız işe, sanata, çaldığınız saza, söylediğiniz söze yansıyor. Yansıması imkansız. Bu kaygıların ne olduğu önemli. Yani benim kaygılarım şu. Ben yarın bir gün bu dünyadan göçüp gittiğim zaman ardımda bu kültüre doğru örnekler bırakmak, bu kültürü yaşatabilecek işler yapmak. Benim kaygılarım bu. Ama sizin kaygılarınız başkaysa o zaman yaptığınız iş de başka yere evriliyor. Önemli olan da bu zaten hocam. Peki hocam, sizce üretmek nedir? Üretmek. Yani bu biraz kişiden kişiye göre değişir. Üretmekten ziyade yaptığın, ürettiğin şeyin kalitesi. Yani bir söz yazdığını varsayalım. Yani bu yazdığın sözün içeriği ne? Dinleyene ne veriyor? Bu kültüre ne veriyor ve bu kültürden ne götürüyor? O önemli. Oradan yola çıkarsak üretmek tabii ki çok önemli, çok yüce bir değer. Umarım herkes bu kaygıları düşünerekten doğru şeyler üretir. Çünkü bu kültürü bizlere bırakan insanlar, ustalarımız, ozanlarımız, aşıklarımız, bu kültürün yaşaması için ne kadar sıkıntı çektiler. Yani ben kendi adıma bunun farkındayım, bunun bilincindeyim. Bu doğrultuda yaptığım besteleri diyelim, yaptığım müzikleri, yetiştirdiğim öğrencileri, çaldığım sazı bu duygular içerisinde çalmaya çalışıyorum. Bu kültüre bu duygular içerisinde hizmet etmeye çalışıyorum. Bu şekilde. Evet. Peki hocam, ilham mı sanatı besler, sıkı çalışmak mı? Şimdi şöyle, evvela buradan bunun evvelinde yetenek kısmına gelelim. Şimdi bir insanda yetenek dediğim şey insanın gözle görülüp elle tutulan bir şey değil. Yani sen hayatında bağlama çaldın mı? Ben sana soru sorayım. Hiç çaldın mı bağlama? Yani hobi olarak biraz Evet. uğraştıracağım. Şimdi şöyle düşün. Benim çok başıma geliyor. Öğrenci geliyor diyor ki hocam ben işte 40 yaşındayım. Hiç elime bağlama almadım. Bağlama çalmayı çok istiyorum ama yeteneğim yok benim bu konuda. Şimdi bir insanın bu konuda yeteneğinin olup olmadığını eline bağlamayı alıp çalmadan veya bu bağlamanın nasıl çalındığını bilmeden Biraz çaba tabii göstermeden. bilemezsin. Dolayısıyla yetenek dediğimiz şey tek başına bir hiç. Çünkü siz yeteneğinizi aktif hale getirmeniz lazım. Aktif hale getirmek için de çalışmak gerekiyor. Çalıştıktan sonra yetenek zaten ortaya çıkıyor. Evet. Bu şekilde.
Peki hocam, yaptığınız işte kimin tarafından takdir edilmek önemlidir? Tabii ki bu işi bilen ustalar, hocalar, abilerimiz, arkadaşlarımız, onlar tarafından takdir edilmek tabii ki daha onur edici bir şey. Daha teşvik edici, daha yönlendirici ve daha çok çalışmaya ve üretmeye yönlendiren bir şey. Bunun yanında da bu kültürü dinleyen halkın da seni takdir etmesi önemli. Yani buradan da yaptığın işe, sanata, kültüre ne derseniz deyin destek olmakla, yani onu takdir etmek, senin yaptığın işe destek olmakla ben bağdaştırıyorum. Dolayısıyla toplumun her kesimi tarafından, yani her kesimi derken bu işi bilerek yapan ve dinleyici olan kesim tarafından takdir edilmek önemli. Evet. Peki Cevher Hocam, çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim. Ne demek? Şimdi sizden bir de güzel bir eser dinleyeceğiz. Tabii. Evet arkadaşlar, bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Yeni Kimdir videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Ela gözlerini sevdiğim Dilber, aman aman. Aşığım ağlatma ar değil midir, aman aman. Aşkın ile yaktın benim sinemi, aman aman. Kerem gibi yanan ben değil miyim, aman aman. Ben değil miyim? Aşkın ile yaktın benim sinemi, aman aman. Kerem gibi yanan ben değil miyim, aman aman. Ben değil miyim?
Firgatın okları deldi sinemi. Aman aman. Ahu bakışların yıktı gönül bendimi. Söyle suçlu mudur garip alemi? Aman aman. Kapında kölen olan ben değil miyim? Aman. Ben değil miyim? Aman aman. Ben değil miyim? Aman aman. Söyle suçlu mudur garip alemi? Kapında kölen olan ben değil miyim? Aman aman. Ben değil miyim? Aman aman. Ben değil miyim? Aman. Aşka düştüm divaneyim, aşk elinden avareyim. Aşka düştüm divaneyim, aşk elinden avareyim. İsmim cismim zerrem yoktur, bu halimle acep neyim? Bu halimle acep neyim? Mecnun olan bilir halden, Kerem olan yanar narda. Ferhat gibi ben dağlara vuram kendim yâre. Mecnun olan bilir halden, Kerem olan yanar narda. Ferhat gibi ben dağlara vuram kendi yâre. Yar yoluna ben öleyim, canımı kurban vereyim. Yar yoluna ben öleyim, canımı kurban vereyim. Gafil koyma beni böyle, günahkar bir kul gedayım. Günahkar bir kul gedayım. Mecnun olan bilir halden, Kerem olan yanar narda. Ferhat gibi ben dağlara vuram kendim yâre. Mecnun olan bilir halden, Kerem
Remzani hep yanar böyle, aşkınla hep döner böyle. Remzani hep yanar böyle, aşkınla hep döner böyle. Bana tabi kar eylemez, sen merhemin kerem eyle, yar merhemin kerem eyle. Mecnun olan bilir halden, kerem olan yanar narda, Ferhat gibi ben dağlara vuram kendim yarende. Mecnun olan bilir halden, kerem olan yanar narda, Ferhat gibi ben dağlara vuram kendim yar elinden.